Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 91. Dönem Silah Bilgisi 17 Nisan 2021 tarihinde çıkan sınav sorularını değerlendiriyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum arkadaşlar. Birinci soruyla dördüncü soru arasını 1, 2, 3, 4 açıklamalı bir şekilde yapacağız. 14. soruyu da yine açıklamalı. Önce açıklayacağız, sonra sorularını değerlendireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Önce ateşleme tertibatı nedir? İğnenin kapsüle darbe yaparak ateşlemeye yarayan tertibata ateşleme tertibatı denir. Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Tetik, tetik manivelası, horoz, iğne ve yayı ve fişekten oluşuyor. Ateşli silahların ana parçaları gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın, horoz, tetik, iğne, fişekle, bakın. Evet. Bize burada sorulan soru şu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir? Ateşleme tertibatını oluşturan parçalar. Hangileriydi arkadaşlar? Tetik. Tetik manivelası. Horoz. İğne ve yayı. Ateşleme tertibatını oluşturan parçalar arasındaydı. Ve fişek. Ama gez nedir arkadaşlar? Ateşleme tertibatını oluşturan parçalar içerisinde gez yoktur. Evet. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Yine soruyu okumadan önce açıklamasına bakalım. Şarjör 5 parçadan oluşuyor. Şarjör tüpü, yani gövdesi, şarjörün en büyük parçası olup fişeklerin içerisine yerleştirildiği kısımdır. Şarjör yayı gerdili yukarı iterek her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturmasını temin eder. Gerdel, şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirdiği parçadır. Şarjör kapak kilidi, şarjör tüpü ve şarjör yayı ile şarjör kapağını bir arada tutan, şarjörün sökülmesini ve parçaların birbirine kilitlenmesini sağlayan en küçük parçadır. Şarjör kapağı da şarjör yayı ve şarjör tüpünün alt kısmında bulunan fişeklerin şarjör içerisinde muhafazasını sağlayan parçadır. Bize sorulan soru şudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir? Evet. Şarjörün parçasını sormuş. Bakın, şarjörün parçalarını 5 parçadan oluştuğunu açıkladık. Şarjör tüpü var. Şarjör yayı var. Şarjör kapağı var, değil mi arkadaşlar? Gerdel şarjörün parçaları arasında mevcut ama şarjör çıkartma mandalı şarjör parçası değildir. Evet. Adana seçeneğimiz doğru cevap. Evet arkadaşlar, hemen 3. sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuzu da yine açıklamalı bir şekilde devam ediyoruz. Sürgü grubu, yani kapak takımı, tabancalarda namluyu dış etkenlere karşı koruyan ve tabancanın gövdesini kapatan parçadır. Sürgü grubu, sürgü grubunda yer alanlar tırnak, yerine getiren yay ve mili, iğne grubu, gez ve arpacık, kovan atma boşluğu, namlu ve bazı tabancalarda namlu yüzüğü bulunur. Evet. Burada sorulan sorumuz şudur arkadaşlar.
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz? Evet. Yer almaz. Bakalım. Hemen. Bir kalemle işaretleme yapacağız arkadaşlar. Gez yer alır mı arkadaşlar? Evet, gez var. Bakın. Gez ve arpacık var. Yer alır. Değil mi? Tırnak var. Evet. Silahın sürgü bölümünde. Kovan atma boşluğu var. Ama Denizli'deki tetik arkadaşlar silahın sürgü bölümünde yok. Evet, silahın sürgü bölümünde tırnak, yerine getiren yay ve mili, iğne grubu, gez ve arpacık, kovan atma boşluğu, namlu ve bazı tabancalarda namlu yüzüğü bulunmaktadır. Evet, burada doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuza geçmeden önce silahlarda emniyet tertibatları hakkında size bilgi vereyim. Mandal emniyeti sürgünün üzerinde bulunan emniyet mandalları ve çerçevenin üzerinde bulunan emniyet mandalıdır. Kabza emniyeti uzun namlulu silahlarda bulunmayan kabza emniyeti bazı otomatik tabancalarda mandal emniyetine ilave olarak konulmuştur. Şarjör emniyeti tabancaya şarjör takılı olmadığı sürece ateşleme sisteminin çalışmadığı emniyet sistemleridir. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzda yine açıklamalı bir şekilde devam ediyoruz. Ateşli silahlarda emniyet sistemlerini nelerdir? Mandal, kabza, şarjör, horoz, tetik, ikaz ve iğne emniyeti ateşli silahlarda emniyet sistemleri arasındadır. Bize sorulan soru aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir? Evet. Ateşli silahlarda horoz emniyeti var arkadaşlar. Mandal emniyeti bulunmakta. Tırnak emniyeti bulunmamaktadır. Arkadaşlar cevabımız burada Ceyhan seçeneğidir. Kabze emniyeti var, bulunmakta. Ve tetik emniyeti ateşli silahlarda emniyet sistemleri içerisinde yer almaktadır. Evet, hemen 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuz arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir? A. Fişek nemli ortamda kalmış olabilir. B. Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir. C. İğne kırık olabilir. D. Kapsülde alev kanalı kapalı olabilir. Fişek hatalı olabilir. Fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir. Sorumuzun cevabı arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir? Evet, yarı otomatik tabancaların parçalarından biri şarjör. Namlu sürgü harbi yerine getiren yay. Yarı otomatik tabancaların parçalarından biri olmayanı sormuş. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Şarjör, namlu sürgü yerine getiren yay parçalardır. Harbi değildir. Denizli seçeneği doğru cevabımız. Evet, hemen 7. sorumuza geçebiliriz. 7. sorumuza bakalım. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır? Kovan, kapsül, barut, çekirdek ve alev kanalı.
Ateşleme iğnesi fişeğin tabii ki kapsül bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi yapar, değil mi arkadaşlar? Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz. Evet arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi otomatik, yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz? A. Gerdel. B. Tırnak. C. Tırnak yayı. D. Çıkarıcı. E. Kovan atma boşluğu. Evet arkadaşlar, gerdel yer almamaktadır. Adana seçeneğimiz doğru cevabımız. Hemen 9. sorumuza geçebiliriz. 9. sorumuz: delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır? Evet, bakalım. Ateşli silahlar, ateşli silahlar, sivil silahlar, hafif ateşli silahlar, harp silahları. Burada da arkadaşlar, delici, kesici, ezici silahlar genel olarak ateşsiz silahlar grubu altında toplanır arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. Evet. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir? A. Aniden tetik çekme. B. Tetiği hızlı çekme. C. Düzensiz tetik çekme. D. İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmı ile tetik ezme. E. İstinat boşluğunu almayı unutma. Burada da arkadaşlar, işaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmı ile tetik ezme değildir. Evet. Denizli seçeneği değildir. Evet. Hemen 11. sorumuza geçebiliriz. 11. sorumuz. Bakalım 11. soruya. Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Silahın temiz olması. B. İğnenin sağlam olması. C. Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi. D. Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması. E. Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması. Evet, en önemli husus şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesidir, değil mi arkadaşlar? Evet. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza geçebiliriz. 12. sorumuz: nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A. Hedef arpacık gez göz. B. Gez göz arpacık hedef. C. Arpacık göz gez hedef. D. Göz gez hedef arpacık. E. Göz gez arpacık hedef. Evet arkadaşlar, burada göz, gez, arpacık ve hedef sıralaması doğrudur. Hemen 13. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. 13. sorumuz: aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz? Çıkarıcı, horoz, tırnak, tetik korkulu ve kabza. Hangisi bulunmaz? Parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz? Tabii ki arkadaşlar, tırnak, değil mi? Tırnak bulunmaz. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuz:
Yine açıklamalı bir soru. Soruyu okumadan önce bazı açıklamalarda bulunalım. Hatfe nedir arkadaşlar? Hatfe, mermi çekirdeğinin yiv ve setler arasında dönerken bir turda almış olduğu mesafeye hatfe denir. Rayyur nedir? Rayyur çekirdeğin üzerindeki yiv ve setlerin izlerine denir. Gerdel nedir? Gerdel, fişekleri şarjörün içinden fişek yatağına sürülmesini sağlar. Şarjör tutma kilidi genellikle kabza kapaklarının ön kısmında tek ya da iki taraflı olarak sabitlenmiş veya şarjör tabanının geri kısmında bulunan bir düğmeden ibarettir. Fişek yatağı, atışa hazır fişeğin bulunduğu yere fişek yatağı denir. Hazne nedir? Hazne, atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere hazne denir. Kabza nedir? Kabza, tabanca, kılıç gibi silahlarda silahı kullanırken el ile kavranan sapa da kabza denir. Şarjör yuvası, şarjörlerin silah içerisine yerleştirildiği bölüme de şarjör yuvası denir. Hemen burada arkadaşlar sorumuza bakalım. Sorumuz, atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Fişek yatağı, şarjör yuvası, yuva, kabza ve hazne. Evet. Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği bulunduğu yere ne diyorlar? Ne diyorduk arkadaşlar? Az önce açıklamasını yaptık. Hazne denir, değil mi? Evet. Hazne denir. Edirne seçeneğimiz doğru cevabımız. 15. sorumuza bakalım. 6136 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir? Alışveriş merkezleri, mahkeme salonları, akıl hastaneleri, eğitim ve öğretim kurumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları. Evet, nerelerde ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir? Sorumuzun cevabı tabii ki alışveriş merkezleri, değil mi arkadaşlar? Evet. Alışveriş merkezleri hangisidir? Adana seçeneği doğru cevabımız. Hemen 16. sorumuza geçelim. 16. sorumuz çapı sormuş arkadaşlar. Çap nedir? Sınavlarda sık sık sorulan sorulardan yine birisi. Çap nedir? Namlu içindeki helezonit çıkıntılardır. B. Namlu içindeki helezonit girintilerdir. C. Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. D. Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir. E. Fişeğin uzunluk ölçüsüdür. Çap, bildiğiniz gibi arkadaşlar, namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir, değil mi? Evet. Mesafeye çap denir. Evet. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. On yedinci sorumuz. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? Çerçeve, horoz, çıkarıcı, şarjör, namlu. Yiv ve set bildiğiniz gibi namluda bulunur, değil mi arkadaşlar? Evet. Yiv ve set namluda bulunur. Evet. Edirne seçeneği doğru cevabımız. Hemen 18. sorumuza geçebiliriz. 18. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir? A. Acele tetik çekme. B. İrkilme ve silahı ileriye itme. C. Geriye yatma temayülü. D. Silahın geri tepeceği beklentisi. E. Fişeğin arızalı olması. Evet, burada da neden bahsetmiş arkadaşlar? Tabii ki fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir. Fişeğin arızalı olması. Evet, Edirne seçeneği doğru cevabımız. Hemen 19. sorumuza geçebiliriz. 19. sorumuz,
Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir? A. Şarjör yayının diğer adıdır. B. Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. C. Şarjörün uzunluğudur. D. Namlunun üzerindeki numaralardır. E. Şarjör yuvasıdır. Evet arkadaşlar. Rampa doğru, rampa nedir? Rampa tabii ki fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. Değil mi ki? Evet arkadaşlar, burada Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. Hemen 20. sorumuza geçebiliriz. 20. sorumuz: aşağıdakilerden hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir? Horoz, iğne, kapsül, barut. İğne, horoz, barut, kapsül. Horoz, barut, kapsül, iğne. Kapsül, barut, iğne, horoz. Ve Edirne seçeneğinde de barut, horoz, kapsül, iğne şeklinde sıralaması verilmiş. Burada arkadaşlar öncelikle ateşleme sırası nasıl veriliyor arkadaşlar? Adana seçeneğinde, değil mi? Evet. Adana seçeneğinde doğru verilmiş. Evet. Horoz, iğne, kapsül ve baruttan sıralaması doğrudur. Hemen 21. sorumuza geçebiliriz. 21. sorumuz arkadaşlar: aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez? Ağır ateşli, hafif ateşli, uzun namlulu, otomatik nükleer silahlar. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Nükleer silahlar ağır ateşli silahlar sınıfına girmez, değil mi? Evet. Daha önce de çıkan sorulardan birisi. Hemen 22. sorumuza geçelim. 22. sorumuz: birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir? Ağır ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar, ateşli silahlar, ağır ateşli silahlar, el bombası. Evet arkadaşlar, burada da birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ağır ateşli silahlar denir. Adana seçeneğimiz burada doğru cevabımız. Evet, hemen 23. sorumuza geçelim. Yivli silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesiyle namlu içerisinde aldığı mesafeye nokta nokta denir. Tanımda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Rayür, B. Çap, C. Set, D. Namlu, E. Hatfe. Evet, tabii ki arkadaşlar, burada da az önce de hatfeden bahsetmiştim. Bakın, burada hatfenin tanımını vermişler arkadaşlar. Yivli silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesiyle namlu içerisinde aldığı mesafeye hatfe denir. Evet, Edirne seçeneğimiz doğrudur. Hemen 24. sorumuza geçelim. 24. soru: aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar? Tetik korkulu, B. Tetik manivelası, C. Sürgü sistemi, D. Yiv ve setler, E. Fişek yatağı. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek yine az önce açıklamada da bulunduk. Tetik manivelasından bahsetmiş. Evet. Tetik ile horoz arasındaki irtibatı tetik manivelası ne yapar? Sağlar. Evet arkadaşlar, 25. sorumuz, son sorumuz silah sorularında. Hemen 25. sorumuza geçelim. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Barut miktarı, namlu uzunluğu, tetiğin sert çekilmesi, çekirdek ağırlığı, yiv ve setlerin sayısı.
Tabii ki burada da tetiğin sert çekilmesi etkili değildir. Ceyhan seçeneğimiz doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, 92. dönem hazırlık sorularında buluşmak üzere. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala katılıp üyeler için hazırlanan soruları da çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.